Herkese merhabalar. Okul puanları düşer mi? Gerçekten ben şu anda. kesin düşer hocam ya. Şu anda gündemimizde bir soru zaten bu da. İdil demiş mesela bize. Hocam bu sene herkes kötü yapmış. Sizce puanlar düşer mi demiş. Atakan tanıdığım herkes matematikte batırmış. Sizce bu sene ne olur hocam demiş. BTS fanında açıkta mı kaldık? Boşuna mı çalıştık? Demiş. Hocam boşuna mı çalıştık Hayır, Hayır. Kesinlikle BTS fanı. Öyle bir şey yok. Merak etme. Bir kere sınav sonuçları 16 Temmuz 2020'de açıklanacak ve herkes şuna şahit olacak. Kontenjanlar bir kere arttırıldı biliyoruz. Evet, evet. Herkesin sınavı zor geçti onu da biliyoruz. Zor kelimesi hafif kalır hocam. Bazı ya. arkadaşlarımız gerçekten matematikte çok problem yaşadı. Tercih dönemi artık haddinden daha da fazla önemli hale geldi. Şu anda tabii ki ders çalışmıyoruz. Artık bitti işimiz. Ama tercih dönemi için psikolojimizi toparlamamız gerekiyor. Özellikle e, tercihlerdeki yüzdelik dilim en önemlisi. Zaten sınav e, şeyinde sonuç belgenizde size sıralama verilmiyor. Size yüzdelik dilim veriliyor. Aslında yüzdelik dilim sıralamanız demek. Yani sen ...Türkiye'de yüzdelik dilim olarak kaça girdin? Mesela Türkiye'de 1 milyon 700 bin öğrenci girdi değil mi? Evet hocam. Eğer 1 milyon 700 bin öğrenci girdiyse... ...sen de 1700. olduysan... ...aslında kaçıncı oluyorsun biliyor musun? %0,1'e girmiş oluyorsun. Yani yüzdelik dilimini... ...bunu buna bölerek buluyorlar. Toplam öğrenci sayısına bölerek buluyorlar. Eğer sen e, 17 bininci olduysan... ...bunu buna böldüğün zaman... ...yüzde 1 oluyor. Senin yüzdelik dilimin ortaya çıkıyor. Eğer sen 170 ince olduysan yani 170 bin civarındaysan artık yüzde onluk yüzde diriktirime girmiş oluyorsun. Biliyorsun ki hani e, kontenjanlar olarak 300 bine yakın bir kontenjanımız var. Yani e, bizim 1 milyon 700 bin öğrenciden yüzde 20'si yaklaşık sınavda bir iyi bir liseye yerleşecekler. Dolayısıyla yüzde 20'si yerleşecekse o zaman ben 170 bin değil de 340 bin 340 bin civarında 300 bin civarında zaten yüzde yirmiliğe giriyorum. Bunu buna böldüğüm zaman bulabiliyorum. O zaman diyorum ki ben o zaman 340 bin bin yani yüzde yirmilik dilime girersem iyi bir liseye yerleşebilirim. Ondan sonrası için aslında yüzdelik dilime göre yerleşme olmayacak. Ama burada çok önemli bir şey var taban puanları. Şimdi herkes şundan bahsediyor. Aslında puanım daha düşük gelecek. Puanım daha düşük geleceği için herkes ailesiyle de sorun yaşamaya başladı. Bu arada çok mesaj alıyoruz. Evet i̇şte bu aileler baskı puanın düşük gelecek. Zaten herkes puanını hesapladı şu anda. Puanımız düşük gelecek ve benzeri ciddi bir şey var. Hani panik havası var. Bir endişe var. Ama burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bak mesela senin için çok güzel bir analiz yaptık. Belli dört tane okul seçtim Türkiye'den ve 2017, 2018 ve 2019'a baktım. Bak dikkat et. 2017'de normalde TEOK vardı. 2016'da TEOK vardı. 2017'de TEOK vardı. Sonra 2018'de LGS geldi. Bir anda. Bir anda böyle Türkiye'deki sistem baştan aşağı değişti ve bir anda inanılmaz zor sorular gelmeye başladı. TEOK'ta 2 üzeri 3'ü soruyorlardı. 2 üzeri 3, 8'dir. 2 çarpı 2 çarpı 2. Ama burada artık 2 üzeri 3 değil. 2 üzeri 26 çarpı 2 üzeri 32 3. 2. Acayip karışık bir sorular. Ayşe'nin ayakkabı numarası kaçtı. Aynen bir de Ayşe'nin ayakkabı numarası çıktı karşımıza. Yani baya karıştı ve sonra ne oldu? Hemen göstermek istiyorum. Mesela Yalvaç Fen Lisesi. 2010 hemen şöyle yaparsam şöyle daha rahat gözükür. 2017'de Yalvaç Fen Lisesi'nin 460 ken puanı 2018'de ne oldu görebiliyor musun? Aa! 353'e düştü. Dikkat etmeni istiyorum. 353 yazıyor. Yani neredeyse 100 puan düştü puan hatta 100'den daha fazla düştü ama bak dikkat et sonrasında insanlar 2018'de e, e, bir şok yaşadılar 2019'da alıştıkları için artık puanları artmaya başladı ama Şimdi, yine 460'a çıkamamış hocam evet yine 460'a çıkamadı bak dikkat et çünkü TEOK çok basitti ama artık LGS geldi LGS'de de puan arttı. Ama bak dikkat ilk baştaki düşüş. İşte şu anda şu 2017-2018 geçişini yaşıyoruz aslında. Yani biz bir anda 2018, 2019, 2020 2019'a alışmıştık LGS'ye. Bir anda 2020'de örnek sorulardan tamamen bağımsız bir matematik sınavıyla karşılaştık ve e, tamamen bağımsız demeyeceğim. Hani 10 sorusu, 9 sorusu bağımsızdı aslında ama zorlayıcıydı. Çünkü elemek için yaptılar aslında bunu. Bunu yaptıkları zaman ne oldu? 2020'de bir şok yaşadık. Aynı bu burada yaşadığımız şok gibi. Ne olacak o zaman 431 olan bu Yalvaç Fen Lisesi'nin puanı aslında şimdi artık 50 puana yakın bir düşüş yaşayabilir veya 40 puana yakın bir düşüş yaşayabilir. Okuldan okula göre değişir. İlden ile göre değişir. Ama burada net bir bilgimiz var. Dikkat et. Buradaki düşüşe bak. Bak Göksun Fen Lisesi Kahramanmaraş'ta 470'ten 351'e düşmüş. 120 puan düşmüş. Bu şok etkisiyle. Aynı zamanda dikkat et. Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi Aydın'da 450'den 333'e düşmüş. 120 puanlık bir düşüş var. e Merkez e, Refik Aslan Öztürk Fenlisi'nin Bilecik'te 481'den 378'e düşmüş. 103 yes. puanlık bir düşüş var. Yani bu düşüşler bize şunu gösteriyor. Net bir şekilde bir şok yaşadığımız zaman bunun reaksiyonu puanlardan çıkıyor. Puanların canı çıkıyor aslında baktığın zaman. Bizim de şu anda puanlarımızın canı çıkacak. Onu söylemek gerekiyor. Yani puanlarımız ve netlerimiz değişebilir. Puanlarımız ve netlerimiz bu sınavın etkisiyle, bu sınavın zorluğunun etkisiyle değişecek yaklaşık e, 30 50 puan arasında düşüşler bekleniyor şu anda ama bizim için önemli hangisi sıralama yani yüzdelik dilim dediğimiz sana sınavda sıralamanı yüzdelik dilimle verecekler sınav sonuç belgende o bizim sınavda girmemizi sağlayacak. Yani sen buradaki liselerin yüzdelik dilim e, verilerine bakaraktan sen tercihlerini yapacaksın. Daha çok yanlışlıkla kazanabilecek miyim hocam? Kesinlikle yani eğer bir insan bu sene geçen seneki puanına bakayım ona göre tercihim yapayım diyorsa kesinlikle yanlış tercih yapacak. İşte bu yanlış tercih yapmaman için çok uyanık ve psikolojini toparlamalısın. Yani şunu dememizi ya bu adamın taban puanı 440 o zaman asla giremeyeceğim Allah kahretmesin asla bunu söyleme. Çünkü 443 puanı artık gerçekçi, realistik bir veri değil bizim için. Bizim için önemli olan yüzdelik dilimi. Sen sınav sonuç belgeni aldığın zaman yüzdelik dilimin ne olacak bizim için çok değerli. Yani sen Türkiye sıralamasında ne olacaksın? Önemli olan veri bu. O yüzden şunu unutmayalım. Eskiden belki dört yanlışta kazanılan yeri aslında şimdi sekiz yanlışta da kazanabileceğiz. Aa. Yani mesela matematikte eskiden dört yanlış yapıyorduk denemelerde. Bir anda sekiz yanlışa çıktı. Ama aslında sen dört yanlışta kazanılan bir yere de hala girebilirsin demektir. Oo. Çünkü sıralaman yani yüzdelik dilimin aynı kalacak. Çünkü sen yanlış yaptıysan diğer insanlar da yanlış yapıyor. Senin moralin bozulduysa diğer insanların da morali bozuluyor. O yüzden genel bir şekilde düşünmek lazım. Böyle kendimize odaklanıp puanımıza odaklanıp kendi moralimizi daha fazla bozmaya veya ailemizle bu konuda tartışmaya hiç gerek yok. Ailelere de özel olarak belirtmek istiyorum. Verilerimize de özel olarak belirtmek istiyorum. Anne dinle lütfen. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi çok büyük stres yaşıyor şu anda. Yani gerçekten çalışıp emek sarf eden insanlar şu anda zaten üzülüyorlar. Ve bu arkadaşlarımız hani bazıları da seviniyor bu arada. Geçen yorumlara da yazmışlar. Yo ben çalıştım vallahi seviniyorum demiş. Doğru öyle arkadaşlarımız da var. Yani e, örnek sorularla benzer soruları çözüp de başarılı olan da çünkü onlar da onun için bir çalışmaydı aslında. E, baş, başarılı olan arkadaşlarımız var. Ama bazı arkadaşlarımız şuna inanmışlar. Benim tanıdığım herkes kötü yapmış. Aynen örnek soruların aynısı çıkacağını bekleyerekten e, çalışmıştık aslında tabii o arkadaşlarımız birazcık hayal kırıklığı yaşadılar ama çalışan mutlaka sonunda emeklerinin karşılığını alır dediğimiz şey var ya bazı arkadaşlarımız diyor ki şu anda üzülüyoruz diyor verileri buradan uyarmak istiyorum lütfen e, puanlara itimat etmeyin belki şu anda puanı düşük gelecek gibi geliyor aslında öğrencinin aslında yüzdelik dilimi aynı geleceği için zaten istediği okullara girebilecek kapasitede yani seni o arkadaş üzülüyorsa zaten diğer arkadaş da üzülüyor çünkü onların da netleri gitti bu laf çok önemli 4 yanlışa girebileceğin yere belki sekiz yanlışla girebileceksin bu sene diyoruz ve unutma tercih dönemi artık çok kritik hale geldi yani sen art artık bazı arkadaşlar yine şaşırabilir taban puanlara bakıp tercih yap yapmalıyım şeklinde bir algı varsa şu anda sakın sakın ha değiştirelim. Bakın ne kadar değişiyor. Düşünsene. E, 481 puanlı taban puanı vardı 2017'de. 410 481 puan olan bir yeri 378 puanlı almış ya. Of. Sen bu 481'e bakaraktan karar versen... Ben zaten bunu giremem diye yazmasaydın e bunu hiç kazanamayacaktın. Yani kazanabileceğimiz okulları kazanamayabiliriz. Sırf tercihlerimize yazmadık diye ki az tercih hakkı veriyorlar LGS'de. Dolayısıyla bu da çok kritik. Bu tercih hakkımızı çok önemli kullanmamız gerekiyor. Doğru liseyi yakalamak için mutlaka tercih videolarımızla sizinle beraber olacağız. Hiç merak etme. Yani bu süreçte bu birazcık sıkıntılı süreçte hep beraber olacağız. Çünkü tamam sınav bitti ama bir belirsizlik hakim. Bu belirsizliği beraber çözeceğiz hiç merak etme. Ama tekrar buradan Sağ söylemek hocam. istiyorum. Tamam puan out diyoruz şu anda. Hani birazcık İngilizce gibi olacak kusura bakma ama burada okay. bizim şu anda artık yüzdelik dilim in olayına geçmemiz gerekiyor. Yani in and out dedikleri şey var ya gerçekten öyle. Ee, burada biz yüzdelik dilimi bekleyeceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. 16 Temmuz'u sabırsızlıkla bekliyoruz ve e, şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Lütfen dinlen psikolojini toparla. Herkesin aynı şekilde yanlış yaptığını düşünerek. Bir sürü Aynen puanların 40-50 puan düşeceği ile alakalı şu anda e, teorilerimiz var ve bu teorilerde burada olduğu gibi hani nasıl bak 481'den 100 puan düşmüş. Çünkü orada artık köklü bir değişim vardı. Burada artık şey gibi Teok'tan LGS'ye geçiş vardı. Buradaki gibi bir mantık olmasa bile buna yakın bir mantık olacaktır. O da 30 40 puan, 50 puan gibi bir düşüşler bekleniyor. O yüzden taban puanlara itimat etmememiz gerekiyor. Özellikle bu zorluktaki bir sınav ayarında taban puanlara is İtimat etmeyeceğiz ve e, tekrar söylüyorum kontenjanlar değişti bir sürü insan girdi sınava bir yedi insan girdi. Hani bu kadar büyük değişimlerin pandemi oldu falan olduğu bir süreçte artık doğru tercihle doğru liseye girebilmemiz gerekiyor. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın unutmayın hep beraber devam ediyoruz bu süreçte beraber olmaya. Sağ olun hocam.